Arkadaşlar hepinize hoş geldiniz diyorum. Genel jeofizik dersinin 6. bölümüne geldik. Tabii dersler her bir ders için 20 dakika yapılıyor ve maksimum 40 dakika ile bu dersi bitiriyoruz. Uzaktan eğitim olduğu için dersin tabii ki süresi normal olan yüz yüze eğitim süresinden yarı yarıya azalmış oluyor. O nedenle de belki de ilerleme hızımız bütün derslerde olduğu gibi istenildiği şekilde hızlı olmayabiliyor. Bu derste hepiniz katılıyorsunuz, hepiniz bir jeofizik yöntem konusuna nüfuz etmeye, bu konuda bulduklarınız, anladıklarınız ile ilgili paylaşımlar yapmaya çalışıyorsunuz. Yani bir, sizlerin araştırma boyutu, iki sonun yapma boyutu, üçüncüsü de evet, pardon arkadaşlar, üçüncüsü de tabii sizlerin yazma boyutunu bizler ne yapıyoruz, geliştirmeye çalışıyoruz. Aslında bir derste üç boyut önemli. Öğrenci odaklı ders yönetiminde yumuşak beceri dediğimiz araştır, sun ve özetle gibi bu tür boyutlarda gelişim göstermeniz sizlere önemli bir kazanım sağlayacaktır. Tabii bu dersi diğer şekilde yapmak da mümkün. Hoca başlar ve hoca bitirir. Bu şekilde de aslında geleneksel klasik ders anlatma yöntemi öğrencinin gelişimini aslında öncelemeyen gelişimi noktasında öğrenciye fırsat vermeyen bir eğitim düzeni. Benim öğrencilik dönemimde eğitim düzeni böyleydi. Bir hoca elinde bir notu alırdı. Ya okur, yazdırdı. Ya da tahta yazar. Arkasından biz yazardık. Ders böyle devam eder. Evet, biz burada farklı bir sistem yapıyoruz. Dersin merkezine sizleri koyduk. Yalnızca sizlerin sunumlarına daha iyi olması için, yazdığınız özetlere daha iyi olması için, yapmış olduğunuz araştırmalara daha mükemmel gitmesi için katkı sağlamaya, yol göstermeye çalışan Amerika'daki üniversitelerdeki eğitim sistemini uygulayan bir sistem ediyoruz. Evet, şekilde görmüş olduğunuz nedir diye baktığımız zaman şekilde görmüş olduğumuz solda işte mikrogravite ölçümü nasıl yapılıyor, mikrogravitede kullanılan cihazlar nedir? Sahada bu ölçüm nasıl alınıyor? İlk defa mikrogravite cihazını gördüm desem yanlış olur. Çünkü mikrogravite cihazı oldukça pahalı bir cihaz. Herhalde Türkiye'de bilemiyorum kaç üniversitede var. Bizim zamanımız üniversitemizde gravite cihazı vardı. İkinci sınıfta genel jeofizik dersinde bu gravite cihazı sınıfa getirilmişti. Uzaktan bir bakmıştık böyle. Ve sonra bunun acaba fiyatı nedir alsak diye bir arkadaşım sorduğunda oradaki dersi veren öğretim üyesi demişti ki ya işte İstanbul'un en lüks moda semtinde bir daire fiyatı demişti. Bu şekilde anlamıştı ki gerçekten çok pahalı bir cihaz. O kadar pahalı olduğu için bir kere görebildik. Bir. İkincisi de son sınıfta kamp stajı yaptık. Bir kere de ölçü alabildik. İki. Yani böyle bitti. Olan şeyimiz mesafemiz bir görüntü almak, derste görmek, ikinci de kamp stajında Selim Paşa, İstanbul Silivri Selim Paşa'da yapmıştık. Bu şekilde gravite eğitimimizi almıştık. Yıllar sonra Kral Fahd Üniversitesi öğretim üyesiydim. Tabii gene genel jeofizik dersini ben biliyorum. Dersimizin jeofizik laboratuvarında bütün aletler var. İşte
üniversitenin aracı var, üniversitenin teknik uzmanı var. Her dersten sonra, anlattığım konudan sonra öğrencilerle o konuyla ilgili uygulama için sahaya götürebiliyordum. Evet, benim denetimimi bir arkadaş almış, lütfen denetimimi geri versin. Çünkü dersin slaytlarını değiştiriyor. Lütfen arkadaşlar slaytlara dokunmayın, denetimi bende bırakın ki dersi ben yapabileyim. Yani slayt aldığınız zaman dersin denetimi sizde gidiyor. Şu anda dersin intizamı bozuldu gibi. Evet, Osman sen aldın herhalde. Dokunmasan iyi olacak. Birden evet, demek ki mezun olmuş olduğum üniversitede gravite ölçümü buydu. Daha sonra çalışmış olduğum yurt dışındaki üniversitede birebir her yöntemden sonra teknik uzmanla beraber ölçümleri yaptırarak ders ve uygulama odaklı genel coğrafya dersini devam ettim. Evet, yıllar sonra bu dersi nasıl veriyoruz? Yıllar sonra uzaktan verdiğimiz için görüntüler üzerinden veriyoruz. Bu dersi sizlerle beraber veriyoruz. Bir girişten sonra şu fizik ölçümleri nasıl yapılıyor? Kısaca bir ona değinmek istiyorum. Genellikle bir jeoloji problemi ne yapıyoruz? Tanımlıyoruz. Yani ne araştıracağız? Mesela 1987'de Çanakkale'de su araştırmaya gelmiştik. Ben Balıkesir 25. devlet su işlerinde staj yapmıştım. En önemli stajım oydu. Bir ay arazide Çanakkale'de dolaştım, su aradık. Demek ki oradaki problemimiz neydi? Çanakkale bölgesinde su potansiyel araştırılmış. Demek ki jeolojik problemi o zaman o şekilde tanımlamıştık. O zaman ne yaptık? Bir araştırma planı yapacağız. O zaman biz bu suyu nerede arayacağız? O zaman yapmamız gereken de bu suyu tutan jeolojik bilimler nerede? Tabii bununla ilgili olarak ne yapmıştık? O zaman işte Çanakkale'de bu suyu tutabilecek gözenekli işte kum taşı gibi suyu tutan yapıları yüzeylendiği nirengi noktalarını bulmak ve bu nirengi noktalarında direkt elektrik öz direnç, o zaman düşey elektrik sondaj ile oradaki yüzeylenmiş kum taşının öz direncini ölçmek. Tabii yerinde ölçüyoruz. Kum taşı yüzeylenmiş, oradaki direkt kum taşının büyüklüğünü buluyoruz. Ve üçüncü yolda biz bunu yerin altında aramak. Ve yerin altında aramak için ne yapıyoruz? Belli köylere gidiyoruz. Köylerin suya ihtiyacı var. Oradan profiller atıyoruz. Ve o profiller boyunca düşey elektrik sondaj ile veri topluyoruz. Ve gerçekten bu verideki düşey doğrultu boyunca elektrik öz dirençteki büyüklük ile yüzeyde görmüş olduğumuz, direkt ölçü almış olduğumuz kum taşındaki elektrik öz direnç büyüklük arasında bir analoji yaparak yerin altında acaba bu yapı hangi derinlikte bunu arıyoruz, bunu aramak için de veri topluyoruz. Tabii data reduction dediğimiz olay gereksiz verilerin atılması, veri reduction. Bunlar ne oluyor? Gürültü. Öncelikle ortamın bir gürültüsü varsa gürültü ölçüyoruz. Bu gürültünün filtre edilmesi için ne yapıyoruz arkadaşlar? Ölçümün başında ölçüm alıyoruz. Ölçülen veriden bu gürültüyü ne yapıyoruz? Ayıklıyoruz. Yani data reduction dediğimiz gürültünün ölçülen veriden filtre edilmesi, düşürülmesi ve gerçek veri ya da gürültüsüz verinin elde edilmesi. Demek ki dördüncü aşamada data reduction, yani gürültünün atılması, filtrelenmesi. En önemli konulardan biri de veri toplama, data acquisition dediğimiz, diğeri toplanan veri ya da toplanacak veriden gürültünün atılması. Genelde sahada ortamı gürültüsü ölçülür. Bu gürültü otomatik olarak filtre
olarak tanımlanır. İşte şu kadar neyse büyüklüğü frekans olarak şu frekanslı verileri at diye tanımlama yapılır ve veri yani ne olur toplanan veriden bu veri tasarmış olarak gerçekten bize yardımcı olacak verinin toplanması yapılır. Ve analiz dediğimiz tabii sahada analiz dediğimiz olay nedir? Önemlidir. İşte özdirenç yöntemi yapıyorsanız işte düşey doğrultu boyunca, düşey sondaj dediğimiz gibi düşey doğrultu boyunca verinin değişimi nasıl, nerede büyüyor, nerede azalıyor anında görmek ve mümkünse ki Çanakkale'de o çalışmada işte köylüler çok merak ediyordu var mı yok mu? Var mı yok mu genelde biz şunu diyoruz. Yani biz yerin altında tabii ki su var diyemiyoruz. Su yok diyemiyoruz. Dediğimiz şey suyu tutan tabaka var ya da suyu tutacak tabaka yok diyebiliriz. Tabii varı ya da yok sorusunu, var ya da yok sorusunun cevabını aramak ancak o suyu tutacak ya da suyun olduğu tabakaya bir sondaj açmak ile o varlık ya da yokluk ancak gerçek cevabını bulacak. O nedenle amacımız bizde yerin fiziksel olarak suyu tutma potansiyeli, gözeneklilik açısından tutma potansiyeli olan o jeolojik birimin derinliğini doğru bulmak. O derinliğe kadar yapılacak bir sondajla, bir su sondajıyla varsa var, yoksa yok cevabını verdim. Evet, modelleme tabii o zamanlar elle modelleme yapılıyordu. Abak modellemesi, Çanakkale'deki topladığımız yerler. Şu anda bilgisayarla yapılıyor. Çok güçlü yazılımlar var. Yazılımların fiyatı şu anda kullanılan arazideki ekipmanların fiyatı kadar pahalı. Bazen o yazılımları almak için insanlar yeni ekipmanlar alıyor. Yazılımın gücü oldukça önemli. Mesela Albert Üniversitesi'nde Grassmont petrol sahasındaki verileri ben analiz etmekle sorumluydum. Projenin başındaydım. 1985 yılında toplanan sismik veriler eski, tabii veri eski. Ama yıl 2010 yazılımlar gelişmiş. O yazılımlarla ne yaptık? O eski olan verileri tekrar analiz ederek verinin toplanmış olduğu mesela 1985 yılında görülmeyen, gözlenmeyen yapıları yazılım gücü teknolojiyle birlikte artmış yazılım gücüyle birlikte ne yaptık? Yeniden analiz ederek o gözden kaçan detayları bizler yakaladık. O nedenle de yazılım gücü çok önemli. Özellikle jeofizikte iki tür kaynak var. Teknoloji geliştikçe jeofizikte yorumlama, ölçme ve modelleme gücü de gelişiyor. Hiçbir zaman veri eskimez arkadaşlar. Veriyi tutmak lazım. Yeni yazılımlarla birlikte o veriler analiz edilince yeniden farklı ilave bilgiler elde edilebilir. Bunu unutmamak lazım. O nedenle de muhakkak jeofizik verilerin saklanması gerekiyor. Genellikle Kanada'nın Calgary şehrinde jeofizik veri satan şirketler vardır. Bunlar eski jeofizik verileri kurumlardan alır, herhalde parayla alır ve özel sektöre parayla satar. Yani sizin yeniden aslında o bölgede ölçüm yapmanıza gerek yok. Çünkü ölçülmüş olan veri 20 yıl önce de olsa yeni bir yazılım varsa o yazılımda yeni sonuçlar çıkartabilirsiniz. Evet, en son olay rapor yazılması. Tabii siz de ben özet yazdırıyorum. Bu raporlama çok önemli. Yani ne kadar iyi ifade edebilirseniz raporlama kalitesi ne kadar iyi olursa o kadar çalışmalar iyi olabilir. Genellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin depremde zemin inceleme müdürlüğü var.
Orada dikkat ederseniz yönetici özetleri var. Yani 500 sayfalık raporu işte 20 sayfaya indiriyor. Yönetici özetleri. Yani bir şeyi özetlemek. Bir şeyi özetlemek. Tabii özetin özeti var. Bu şekilde kısalta gidiyor. O nedenle de özetleme çok önemli, raporlama çok önemli, sunma çok önemli. Bunlar önemli olduğu için de sizler bu konularda ders kapsamında çalışıyorsunuz. Evet, haftanın dersine gelirsek ya da gelmeden önce bir arkadaştan söz alalım. Bakalım kim var? Evet, evin bir değerlendir bakalım nedir jeofizik araştırmalardaki adımlar nedir? Bir kısaca bir özetle bakalım. Biz anlattık ama sende kalan kısım Tamam, nedir? ben Bunu bir değerlendirdim. kısaca. Evin Evet. değerlendirsin Emine Evet. mi? Hocam dersin başındaki resimlerde hocam mikrogravite ölçüm aletinden bahsettiniz. Bunun aslında maliyetin ne kadar yüksek olduğunu dile getirdiniz. Bir de sonraki slaytta jeofizik ölçüme nasıl yapılır bunlardan kısaca söz ettiniz. Böyle hocam. Evet. İyi bir özet oldu. Evet, teşekkür ediyoruz. Slide'a geçtiğimiz zaman haftanın dersi ders yapıyoruz. Tabii bu derste arkadaşlarımızın katkıları oluyor. Onların sunumlarına ben destek olurum ders öncesi. Özetlerine destek olurum. Bu şekilde zaten onların sunumları üzerinden genel olarak jeofizik yöntemleri değerlendirmiş oluyoruz. Hocam. Genel olarak özetlere baktığımız zaman arkadaşlarımızın özetleri oldukça iyi. Oldukça iyi olanlar var. Oldukça kötü olanlar var. Evet, yani bir sınıfta çok iyi, çok kötü olması gibi işte uç noktalar var. Bu da tabii ki bir sınıf ortamı. O nedenle de iyi tabii dönem sonunda iyi olacak, kötü dönem sonunda kötü olacak. Bütün derslerde olduğu gibi. Evet, arkadaşımız güzel bir başlık vermiş. Gravite yöntemiyle maden aramaları. Kendisi zaten birkaç haftadır maden teknik aramadaki temel ulusal maden arama haritalarını anlatıyordu. Bunların nasıl yapıldığını, doğuda nasıl yapıldığını, batıda nasıl yapıldığını, nasıl birleştirdiğini kullanılan yazılımlar ve özellikle bunların ölçüm hassasiyetlerinden bahsetmişti. Tabii dersin özetinde birinci büyük paragraf, işte dersin genelinde verilen genel jeofizik yöntemlerin özetlenmesiyle ilişkili. İşte burada bazen bazı kavramlar unutulmuş. İşte balyoz ve vibratör genellikle sık olarak kullanılıyor. Özellikle biz İstanbul'da vibratör kullandık. Vibratör önemli. Genellikle noise suppression dediğimiz gürültüyü ne yapabiliyoruz? Bastırarak veri kalitesini artırıyoruz. Veri kalitesi eşittir. Sinyal bölü gürültüdür arkadaşlar. Sinyal bölü gürültüdür. Gürültüyü sizler ne kadar şey yaparsanız çıkartırsanız ya da azaltırsanız veri olarak ne kalacaktır? Sinyal kalacaktır. Ama gürültü ne kadar büyükse ne olacaktır? Veri kalitesi tabii ki payda gürültü olduğu için veri kalitesi düşecektir. Yani veri kalitesi nedir? Jeofizik veri kalitesi nedir? Ya da genel anlamda veri kalitesi nedir diye sorulduğu zaman veri kalitesi sinyalin gücüne gürültünün gücünün orantılanması ile çıkan bir sonuçtur. Yani sinyalin gücü bölü gürültünün gücü neyi veriyor? Veri kalitesini veriyor. Genel anlamda veri kalitesi bu şekilde anlatılıyor ve açıklanıyor. Tabii bizler sinyalin gücünü artırarak ne yapabiliyoruz? Ortamı gürültüsünden sinyalin gücünü büyüte büyüte ortamın gürültüsü tabii ki sabit.
Silahlar gücünü büyütmek için ne yapıyoruz? Tekrarlı atışlar yapıyoruz. Mesela Eurocode ya da ASTM olarak bilinen Avrupa Birliği ya da Amerika'daki uluslararası jeofizik veri toplama standartlarında Balyoz kullanıyorsanız en az 5 kere vurmanız gerekiyor. Mesela son bir profesyonel işte tanımlanan nokta başına vuruş 10 defa vurulması ile enerjinin toplanması. 10 defa vurulması şu demek, enerjiyi 10 kat yükseltiyorsunuz. Yani bir kere vursanız, iki kere aslında onları orantılasanız ne yapıyorsunuz? Enerjiyi 10 kat ne yapıyorsunuz? Büyütüyorsunuz. Bu şekilde de veri kalitesini ne kadar vurursanız o kadar kat güçlendirmiş oluyorsunuz. Genelde minimum standart 5, maksimum standart 10 olarak bu özellikle bitmek veri toplamada değişiyor. Bunlar üst üste toplandığı için veri toplama diyoruz. Evet, genellikle güzel bir özet. Tabii ilk slide'da fotoğraflarda değil, bu özeti sanki bir toplantıya, bir akademik toplantı, yani öğrenci konferansı olur, bilemiyorum. Çanakkale Üniversitesi'nde de yapılıyorsa sanki bir öğrenci konferansını veriyorsunuz. Öğrenci konferansında birinci paragrafta genel olarak geofiziği genel hatlarıyla anlatıyorsunuz ve ikinci paragrafta ben ne yaptım, ben ne araştırdım, ben ne buldum, o kısmı anlatıyorsunuz. Tabii ki bu anlatımda ne oluyor? Sınıfta olmuyor, hocam olmuyor, arkadaşlar olmuyor, öğrendik olmuyor, öğretti olmuyor. Genel akademik bir bahsedildiği, anlatıldığı, açıklandığı, tartışıldığı gibi, iddia edildiği gibi akademik bir kullanılması gerekiyor. Evet, bence başlık olacak. Gravite yöntemiyle maden aramaları başlığı da güzel. Evet, bir sonrakine geçtiğimiz zaman havadan manyetik yöntem çalışmaları önemli bir konu. Çünkü 2018 yılında maden teknik arama havadan manyetik yöntem uygulamaları ile Türkiye'deki havadan manyetik veri bankasını güncelledi. Yani karadan 250 yılda yapılacak çalışmalar manyetik veri toplama anlamında 2 yılda havadan yapılacağı ile ilgili maden teknik aramanın sitesinde haberler var. Havadan güzel olur gerçekten. Havadan artık uzaydan yapılıyor, uydudan yapılıyor. Yani bizler ta ayda, Mars'ta dünyadan ne yapabiliyoruz? Götürmüş olduğumuz sismometrelerle veri toplayabiliyoruz. Uzaktan nasıl eğitim yapılıyorsa aynı şekilde uzaktan da bizler jeofizik veri topluyoruz. Mesela aydaki veriler insanoğlu aya ilk bastığında ilk bıraktığı ekipmanlardan biri sismometredir. Tabii Mars'a ilk gönderilen insansız hava aracıyla bırakılan ilk ekipmanlardan biri sismometredir. Uzaktan da veri ne yapılabiliyor? Bu şekilde toplanabiliyor. Evet, arkadaşımızın özetine baktığımız zaman işte dersimizin başında ne yaptığımızı demiyoruz. Çünkü akademik bir dil kullanıyoruz. Sanki bir toplantıya gibi genel ifade, işte sismik kaynaklardan ve sismik kaynak seçimi çok önemlidir. Mesela söz edildiği yere çok önemlidir, olabilir. Küçük demiş herhalde, o küçük gücü olması lazım, kaynak gücü olması lazım. Öyle anladım. Acaba yerin, yani bir plaka koyuyoruz ama onu küçük diye mi kullandı diye düşündüm ama herhalde gücü demek istedi. Evet, genel anlamıyla iyi. Evet, son anlamda da arkadaşımızın derse yapmış olduğu katkıyı görmüş olabiliyoruz. Genellikle tabii sunumlar şekil odaklı olduğu için metinler arkadaşlarımız herhalde okuyor. Çünkü bir anlatım daha çok bir okuma yapıldığını görebiliyorum. Kamera da açık olmadığı için tam belli olmasa dahi bir metin okuması üzerinden gittiklerini hissediyorum. Herhalde bir önceki derste yapmış olduğu sunumun açıklamasını da
parkta özetlemiş. Demek ki her hafta arkadaşlarımız kendi yapmış olduğu çalışmaları da ne yapıyor özet olarak burada veriyor. Yani genelimin özeti, özelimin özetini de burada bulabiliyoruz. Evet, güzel bir çalışma, daha da iyi gideceğine eminim. Evet, sismik kaynaklar ve ilave olarak jeofizik yöntemler. Evet, burada da anlaşılmayan kısımlar var. Onları şey yaptım. Mesela slide'da gösterilen şekillerden demiş. Ne gösterilen belli değil. Onun yerine Türkiye'nin ulusal bulgarları haritası. Tabii buradaki eksiklikler dersi YouTube videosundan ya da üniversitenin kendi sitesindeki videodan dinlemezseniz bu tür teknik kavramlar olmadığı zaman biz bunları zayıf özetliyoruz. Yani içinde bilimsel, terminolojik ya da profesyonel ifadeler olmadığı zaman biz buna zayıf özetliyoruz. O nedenle de bu şekilde güçlendirebilirsiniz. Yani nasıl güçlendirebilirsiniz? İşte o kırmızılar ile benim verdiğim, eklediğim jeofizik ile ilgili terminolojileri ekleyerek ne yapabilirsiniz? Özetle standardını yükseltebilirsiniz. Bu türlü özet yani bir anlamı yok. Yani yazılmış olmak için yazılmış bir özetten ileri geçmez. Tabii bunu özellikle bu hafta ilaveler yaptım. Bir sonraki hafta artık jeofizik dersinin standartlarına uygun yapan arkadaşlarınkine uygun, uygun olmayan arkadaşlarınkine uygun olmadığı şeklinde ayrım ve değerlendirme yaparak hiç değerlendirme yapmadan devam edeceğim. Evet, görüldüğü gibi öğrendik. Dersin başında bunlar olmaması gereken, konuştuk, yaptık. Bunlar olmaması gereken şeyler. Evet, bu arkadaşta yani başlık olarak bahsedildi diye başlık konusu daha uygun giderdi. Çünkü bahsedildi. Kaç defa bahsedildi? Gerçekten bilemiyorum niye bu kadar kullandı. Herhalde yani o kelime hoşuna gidiyor ama tabii ki bir değerlendirme yapıldığı zaman bu uygun bir şey değil. İşte anlatıldı, açıklandı, vurgulandı, tartışıldı, ifade edildi gibi değişik kelimelerden aynı ifade de olsa kullanılması gerekiyor. Evet, şimdi sunumlara gelelim. Bakalım sunumlarda Halilullah Muslu ne diyor? Buyur Halilullah. Evet hocam. Evet arkadaşlar. Birinci resimde görmüş olduğunuz gibi karayolu yapımı ve kontrolleri sırasında sismik kırılma yöntemi kullanılmıştır. Yer altındaki kayacın özelliklerini belirleyerek yol yapımına uygun olup olmadığı ve yol yapımına uygun alanların keşfi ve dayanıklı kayaçların üzerine yapılmasına dikkat edildiği için sismik kırılma yöntemi kullanılmaktadır. İkinci resimde o arazi resminde görmüş olduğunuz yerde de yer altı sularını keşfetmek için sismik kırılma yöntemine başvurulmuştur. Yer altındaki bünyesinde su barındıran kum taşı gibi derinliklerini ve o kayacın komşu kayaçlarını, üstündeki ve yanındaki komşu kayaçlarını keşfetmek için sismik kırılma yöntemine başvurulmaktadır. Üçüncü resimde, aşağıdaki resimde görmüş olduğumuz yerde de tren istasyonunun yanında yapılan çalışmada deprem riskini araştırmak için sismik kırılma yöntemi kullanılmıştır. Fay hatlarının belirlenmesinde aktif depremlerin olduğu bölgelerde depremselliği ölçmek için ve tehlikenin ne kadar büyük olduğunu ölçmek için sismik kırılma yöntemine başvurulur. Burada kullanılan sismik kırılma yönteminde kullanılan araçların kendi içindeki değerlendirmelerini önümüzdeki haftalarda ayrıyetten su için, deprem için, yol yapımı için gibi ayrı bir şekilde slaytlarda anlatacağım. Önümüzdeki haftayla sismik kırılma yönteminin kuramsal esaslarına değineceğiz. Teşekkürler. Evet, teşekkür ediyoruz. Yani şekiller bu şekilde numaralandırılmalı. Yani birden fazla şekil koyuyorsanız arkadaşlar bu şekilde numaralandırmanız gerekiyor. İşte bir nolu şekilde, iki nolu şekilde, üç nolu şekilde. Tabii burada emek veren arkadaşlar var. Bu şekilde gözüken herhalde bir Türkiye'den firmanın sitesinden alındıysa bu firmanın ismi verilebilir. Bu çalışmaya katkı veren firmanın ismi verilebilir. O nedenle de hiç olmazsa bir katkı sunulabilir.
hiçbir sorun değil. Genellikle bu ders tabii ki sektörle ne kadar iç içe yapılırsa o kadar faydalı. Evet, depremsellik izlenebilir dedi. Genellikle bizler sismik kızma ile depremselliği izliyor muyuz diye düşünmeye başladım. Depremselliği izleyebiliriz. Yani sismik kırılma cihazını açık bırakabilirseniz o hat boyunca sürekli sismik kırılma amaçlı kullanan jeofonlar ne yapabilir? Sinyal kaydedebilir. Ama bu amaçla Türkiye'de kullanılıyor mu, kullanılmıyor mu? Tabii depremsellik derken bir depremin kaynağına yakın mısınız? Depremin yani artçı şok monitoring gibi yani mesela İzmir'de bir deprem meydana geldi ama İzmir'de gelmedi. Yani İzmir'de hissedildi. Deprem 60 kilometre İzmir'in dışında Sisam Adası'nın önlerinde meydana geldi. Ama gerçekten yani depremin merkezine çok yakın iseniz, işte Erzincan'daki 92 yılında meydana gelen deprem gibi arkadaşlarımız orada sismik kırılma çalışması yapıyordu. Olabilir. Yani olabilir. Yani kaynak olarak depremleri kullanabilirsiniz. Ama sorun şu oluyor genellikle. Yani aslında tartışılan bir konu. Bizler kaynak olarak deprem verisini kullanabilir miyiz sismik kırılmada? Kullanabilirsiniz tabii ki. Ama buyurun. Şey var. Şu anda yeni uygulamalar çıkıyor biliyorsunuz ki büyük şehirlerde özellikle. Eviniz fay hattının üstünde mi diye. Evet. Bu tarz şeyleri ölçmek için de sismik kırılma yöntemine başvurulduğunu öğrendim. Sismik kırılma ve yansıma yöntemleri daha çok kullanılıyor bu tarz olaylarda. Evet. Onlarla alakalı da kaynakları önümüzdeki sunumlarda o konuyla alakalı şeyi de söyleyeceğim. Evet. Tabii evimiz fayın üstünde mi? Tabii fay dediğim şey bu fayın tabii deprem üreteni var, deprem üretmeyeni var. Türkiye'deki maden teknik aramanın sitesine girdiğiniz zaman maden teknik arama yer bilimleri portalı yazdığınız zaman bütün fay verilerini açıklamış. Özellikle iri fay haritası var. Gerçekten diriliğini kaybetmiş fay verileri var. Diriliğini kaybetmiş fay verileri tabii ki diriliği devam eden fay verilerinden çok daha fazla. Yani şimdi hangi fayı araştıracağız? Tabii ki fayın hem diri olanı yani deprem üretebilecek olanı hem de diri olmayanı aslında bir tehlike içinde fay dediğimiz, kırık dediğimiz bir zayıflık sonu. Tabii bunların çoğu da gizli. Yani bildiğimiz kırık sistemleri bilmediklerimizden daha az. O nedenle de sismik kırılma ile fay aranması olabilir. Ama hangi fay arıyorsunuz? Yani diri fay mı arıyorsunuz? Diri fay arıyorsanız o zaman öncelikle belki de mikrosismiste izleme yapmak lazım. Mikrosismiste ile oradaki fay diri ise kendini belli edecektir. Daha sonra da sismik yansıma ile o fayın tabii ki geometrisi araştırılabilir. Yani önemli tabii yani özellikle Kayseri'de son güncellenen fay haritası biliyorsunuz 2012 yılında Türkiye'deki deri fay haritası güncellendi. Ve Türkiye'nin fay verisi ne oldu? Arttı. Daha önce ne bileyim altından fay geçmeyen yerlerin altından fay geçtiği önünde. Bana bir teklif gelmiş özellikle Kayseri'deki bir ilçede. Ya işte maden teknik arama bir potansiyel fay gösteriyor. Bu potansiyel fay diri mi değil mi? Yani diri mi değil mi? Bir konu bu. Yani fay tespiti yapılıyor. Gözlemsel olarak jeoloji mühendisleri gözlemsel veriye dayalı olarak fayları sahada gözlüyor ve diriliği kesin değilse onu nokta nokta çizgi çizgi gösteriyor. Tabii dirilik araştırmasında genellikle bizler dünyada kuyu içi sismometreler uygulanıyor. O fayın fay boyunca kuyu içi sismometrelerle en azından o fayda gerçekten dirilik ifade edecek ya da diriliğini ispat edecek küçük mikro depremciklerin kaydedilmesi gerekiyor. Evet böyle bir proje hazırlamıştım, önermiştim. Herhalde
belediye başkanı çok ciddi buldu. Herhalde biri olduğu anlaşılırsa belki de sorun meydana geleceğini düşünerek bana dedi, Çevre Şehircilik Bakanlığı'na birini ayarladım, o bizi halledecek dedi. Gerçekten siz nasıl, yani gerçekten o fay biri midir, değil midir? Yani onu mu araştırmak istiyorsunuz? Yoksa ya kardeşim bu fayda deprem üretme potansiyeli yoktur. Aslında bir kırıktır. Kırık ama deprem üretmeyen bir kırıktır şeklinde bir rapor mu istiyorsunuz? Yani gerçeği mi istiyorsunuz yoksa kendi istediğiniz şekilde bir sunuş mu bekliyorsunuz? Anladığım kadarıyla benim çalışma özellikle yurt dışındaki bir üniversiteyle ortaklaşa önerdiğim bir çalışmaydı. Çok ciddi bulundu. Maalesef bir dönüşte yapılmadı arkadaşlar. Evet, güzel bir çalışma. Devam etmesi de güzel olur. Evet, bir sonraki slide'a gelelim. Evet, Osman Sapay'ı. Buyur Osman. Evet hocam. Frekansların sayısı ve frekans aralığı yapımcı firmaya bağlı olarak küçük farklılık gösterebilir. Logaritmik eksene eşit aralıkla ve 0,2 ile 1000 Hz arasında 16 frekans kullanımı hem sığ hem de derin araştırmalar için yeterlidir. Verici dip ile paralel yatay elektrik alan polarize olmayan elektrotlar kullanılarak eşit aralıkta eşit aralıklı noktalarda ölçülür. Elektrik alan dik yöndeki yatay manyetik alan manyetik bobinler yardımıyla ölçülür. Elektrik ve manyetik alanların oranı çeşitli frekanslarda hesaplanarak empedans elde edilir. Empedans yeraltı gerçek öz direnç dalması ile doğrudan orantılı değildir. Cisemt yanıtının daha iyi sunumu için empedans frekansı bağlı olarak düzgünlenebilir. Bu düzgünleme işlemi elektrik ve manyetik alanların oranının yeraltının yapısal durumu ile ilişkilidir. Bu kadar hocam. Bu renkli açıklamalarda hocam kaynak bulamadım, haftaya onları açıklama mümkün olabilir. Evet, şimdi bir harita görüyoruz. Bu harita aslında bir doğrultu boyunca alınmış bir harita. Bu harita baktığımız zaman aynı harita. Yukarıda detaylara baktığımızda iterasyon deniyor. Yani bir ters çözüm uygulanıyor. İlk harita işte 5 iterasyon yapılmış. Yani verinin çözümü 5 iterasyonla çözülmüş. Bunlar harita üstte gösteriyor. İkinci haritada IT olarak baktığınız zaman iterasyon sayısı tabi arttırıldıkça verinin hassasiyeti artıyor. 11'e çıkarılmış. 11'e çıkarılınca gördüğü gibi verideki yatay manyetik yapısı ya da düşey ya da yatay manyetik verinin manyetik değil de öz direnç verisinin değişimi biraz değişmiş. En son ters çözümde de ne değişmiş? En son ters çözüme baktığımız zaman parametreler var. Bakıyoruz parametre ne değişmiş? Bir öncekine göre alfa değeri RMS hatayı veriyor galiba. Root mean square demek. Root mean square neyi gösteriyor? Yapılan çalışmanın aslında hata oranını gösteren bir veri. Yukarıdan baktığımız zaman root mean square yani RMS verisine baktığımız zaman 8.4, 9.5 ve 9.3 olarak devam ettiğini görüyoruz. Yani bu verinin güvenilirliği ile ilişkili parametre burada RMS parametresi. Şayet onu referans alacaksanız en üstteki root mean square yani hata büyüklüğü küçük olduğu için en üstteki verinin daha güvenilir olduğunu söyleyebilirsiniz. Evet, neticede bir manyetik tedirik ölçüm ve yerin altında tabii ki sol tarafa baktığımız zaman yerin 8 kilometre derinliğine gidiyor. Oldukça yerin altına nüfuz ediyor. Zaten manyetik tedirik yöntem genellikle Albert Üniversitesi bir Türk öğrenci Doğu Anadolu'nun manyetik tedirik yöntemle kabuk karınlarının belirlenmesi amaçlı bir çalışma yapmıştı. Genellikle kabuk karınlarının belirlenmesi amaçlı manyetik tedirik yöntem uygulanıyor.
Ve bu da onu gösteriyor. Çünkü çok derinlere ne yapabiliyorsunuz bu yöntemle? Yine biliyorsunuz yani 8 kilometre derinlikte, tabii genişliğine baktığınız zaman genişlik de buradan 50 kilometre. Yani 50 kilometre genişliğinde, 8 kilometre derinliğinde bir ortam manyetik tedirik yöntemle modellenmiş ve yerin derin yapısı ya da derin jeolojik yapısı çıkartılmış. Bu çok muazzam bir olay. Yani 8 kilometreye kadar çözünürlüğü olan ve bize çok derin farklı yapılarla ilgili bilgi veren çok muhteşem bir yöntem. Şu an herhalde en güçlü yöntemlerin başında manyetik tedirik yöntem geliyor. O nedenle de tabii bu çalışmayı anlamak lazım. Yani bu çalışma nerede yapılmıştır? Bu çalışmanın alınmış olduğu yer neresidir? Bunları bilmek lazım. Yani burada tabii ki yerin altında bir anomali görüyoruz. Bunlar mavi ve kırmızılarla gösteriyor. Yani yerin elektrik öz direncinin büyüdüğü ve azaldığı yerler. Burada iki temel yapı gözleniyor ve en sağda dairesel silindir bir yapı var ama ondan önce de yataylanan bir yapı var. Bir sanki ne var? Bir yerin altında vadi var. Bir çukurlaşan yer var, bir yükselen bir yer var. Evet, ilginç tabii bu şekilleri anlamak ve okumak gerekiyor. Yani şekli sunup gerçekli anlayamadıktan sonra sunulan bu şekiller ne sunana ne de görene fayda sağlıyor. Ama muhteşem bir çalışma, 8 kilometre derinlik, 50 kilometre genişlik, muhteşem bir alan manyetotelirik yöntemle araştırılabilir. Bu da yöntemin nüfuz gücünü gösteriyor. İşte nüfuz gücü oldukça büyük bir yöntem. Evet, teşekkür ediyoruz. Bir sonraki çalışma için evet, evin arkadaşımızı dinliyoruz, değil mi? Türkiye Havadan Rejyonel Manyetik Haritası. Haritada kırmızı ve siyah renkle gösterilen kısımlar manyetik anomalilerce zengin olan kesimlerdir. Mavi ve koyu mavi olan yerlerde durum tam tersidir. Renkler koyu maviden siyaha doğru gidildikçe manyetik anomaliler açısından zenginleşir. Haritada gösterildiği gibi Marmara bölgesi Trakya kesimi hariç anomaliler açısından zengindir. Gelibolu Yarımadası'nda ultramafiklerin şiddetli, pozitif, Saros Körfezi'nde negatif anomalilerin göze çarpmaktadır. Ege bölgesi manyetik anomalileri bakımından Uşak civarı vazatlarının düşük, şiddetli ve kısa boylu anomalileri, İzmir Karaburun anomalileri ve Kerme Körfezi anomalileri daha da belirginleşmektedir. Doğu Anadolu bölgesinde göze ilk çarpan şiddetli ve uzun boylu anomalilerdir. Sivas Divriği, Hasan Çelebi yöresi, Elazığ Baskil yöresi, Bingöl Avnik yöresi ve Elazığ Maden yöresi anomali gruplarıdır. Bunların dışında Van Gölü güneyindeki geniş ve şiddetli bireysel anomalilerdir. Güneydoğu Anadolu'da ise Karacadağ bazatlarının anomalileri bir küme oluşturmaktadır. Mardin Derik yükseliminin anomalisi gayet belirgin bir şekilde ortaya çıkmıştır. Böyle hocam. Evet. Yani bu harita bize neyi gösteriyor arkadaşlar? Mesela kırmızı bölgeler. Mesela bir kırmızı bölgede siz bir araştırma yaptınız ve orada bir şey buldunuz. Yani bir jeolojik bir formasyon buldunuz. O demektir ki demek ki bu jeolojik formasyon diğer kırmızı bölgelerde devam ediyor. Yani kırmızı bölgeler nerede işte görüyorsunuz Karadeniz kıyısında yoğun. Tabii nereden başlamak lazım bizim için? Tabii manyetik zengin, manyetik açıdan zengin mineraller tabii ki ekonomik açıdan da bir zenginlik sağlayacaksa kırmızıdan başlamak gerekiyor.
O nedenle de kırmızılar yoğun bir coğrafya nerede diye baktığımız zaman Marmara Denizi'nin içinde dahi kırmızı yoğun, yani manyetik açıdan zengin bir deniz tabanı yapısı var. Marmara içerisinde öyle. İlginç. Yani denizin deniz tabanında da ölçülmüş veriler var. Havadan bilemiyorum, deniz tabanında manyetik veri ölçülebiliyor mu? Ölçülmüş mü? Yoksa bu veriler tabii kaç noktadan oluşuyor? Ölçülen noktalar nerede? Bununla ilgili hassasiyeti nerede? Mesela Emine 6,5 kilometre hassasiyette doğuda ölçümler yapıldığını, 2 kilometre hassasiyette de batıda ölçümler yapıldığını bahsetmişti. Buradaki veri hassasiyeti nedir? Onu pek bilemiyoruz. Yani veri hassasiyeti nedir? Acaba Marmara Denizi'nin tabanında havadan manyetik ölçümleri yapılabiliyor mu? Yani deniz altına da nüfuz edilebiliyor mu? Edilebiliyorsa ilginç ve önemli. Madem ediliyor, acaba Karadeniz'de ya da Akdeniz'de bu ölçümler tekrar etmiş mi? Edebilir mi? Sorular akla geliyor. Evet, ilginç bir çalışma. Hiç olmazsa manyetik açıdan Türkiye'nin bir çözünürlük ayrımı yapılmış. Yani manyetik açıdan zengin yerleri bizler görebiliyoruz. Bundan sonraki soru, acaba bu manyetik anomaliye neden olan orada ne var? İşte arkadaşımız potansiyel olarak açıklamalar yaptı, ilişkili olabilecek jeolojik nedenleri açıkladı. Evet, ilginç bir görüntü havadan. Tabii bu herhalde son yapılan güncellenmiş harita ile hassasiyeti daha da arttırmış olarak bu harita güncellenecek diye düşünüyorum. Evet, teşekkür ediyoruz. Bir sonraki slide'a geçiyoruz. Bu slide'da işte ne var? Mikrogravite var. Buyur Emine. Herhalde senin şekli almışım. Ben kapağı koymuşum. Kusura bakma. Buyur. Mikrogravite yöntemi güçlü bir boşluk bulma yöntemidir. Bu yöntemde amaç yer altındaki çekimleri ölçerek yer çekimdeki değişimlerden bir anomali elde etmektir. Oyukların ya da boşlukların yer çekimi değeri dünyanınkinden daha küçük bir değer verdiği için bu değere negatif gravite anomalisi denir. Mikrogravite uygulamada ve değerlendirmede graviteden daha hassas ölçü alması ve yüksek çözünürlük sunması nedeniyle akifer görüntüleme, mağara ve çukur araştırmaları, kömür madeni araştırmaları, taş ocakları, maden yatakları gibi yaygın alanlarda kullanılmaktadır. Örnek olarak İzmir Körfezi'nde yapılan mikrogravite çalışmalarında saha koşullarına göre 250 ile 300 metre örnekleme aralığı ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplanması sırasında 60 saniye süreli 5 tekrarlı okuma yapılmıştır. Toplanan veriler uygun programlara aktarılıp çalışılarak Bugger anomali haritası hazırlanmıştır. Yüksek genlikte anomali değerleri harita genelinde bölgenin kuzeyindeki kuzeybatı güneydoğu yönlü, düşük genlikli anomali değerleri de yine aynı şekilde kuzeybatı güneydoğu yönlü olarak sahanın güneyinde gözlenmektedir. Bu çalışma 2008-2011 yılları arasında TÜBİTAK KAMAK tarafından yürütülen bir proje. 9 Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Merkezi tarafından da desteklenmiştir. Bu üniversitede çalışan şeyler de öğretim üyeleri ve artık bilmiyorum şeylerin sıfatlarını ama Aykut Tuncel, Oya Pamukçu, Tolga Gönenç ve Mustafa Akgün. Evet. Evet, teşekkür ediyoruz. Yani mikrogravite ölçümleri oldukça hassas sonuçlar veriyor. Bir fay zonunun işte kuzey tarafı ile güney tarafı arasında farkı ne yapıyoruz? Gravite yöntemiyle görüyoruz. Yani fay zonu zaten bir kırılma zonu. Ve gerçekten de bir süreksizlik sonu olarak ortaya çıkıyor. Evet, üstünde özellikle fay zonunun üstünde görüldüğü gibi gravite değerleri
yükseliyor. Faizon'un altında ise güney batı yönünde ise gravite değerleri düşüyor. Arkadaşımız diyor ki bu düşüşler boşluklarla alakalı. Demek ki boşluklu yapılar ne yapıyor? Bu gravitedeki düşmenin nedeni olarak açıklanıyor. Bu boşluklu yapıları herhalde ya sağ gözlemleriyle gözlemde ya da belki de başka GPR gibi radar yöntemleri önceden tespit edildi. Zaten o mavi kapanında belki bir boşluk yapısına benziyor ama benzer yapı yukarıda da köşede var. Evet, bu ölçümle alakalı ölçüm standartından bahsedersek 60 saniye demek ki ölçüm 60 saniye anlıyor mikrogravitede. 5 tekrar demek. 5 defa okunuyor ve bunların ortalaması alınıyor. Ortalamasının işte standart sapması da ne yapıyor? Oradaki ölçüm kalitesini veriyor. Normalde demek ki mikrogravitedeki ölçüm standartı nedir diye size bir soru geldiği zaman işte TÜBİTAK destekli karşı yaka payında yapılan çalışmada görüldüğü gibi her bir noktada 60 saniye her bir ölçüm için okuma yapılıyor ve bu 5 kere tekrarlanıyor ve bunların toplamı ve ortalaması ne yapılıyor? İşte görüldüğü gibi skalada işaretleniyor. Bunlardaki sapma da standart sapma olarak bu ölçümdeki hata olarak belirliyor. Standart sapma nedir? Tam olarak bilemiyorum. Yani 5 okuma yapılmış. Acaba standart sapma 0-1 midir? Ya da çok çok düşük müdür? Bununla ilgili detayları belki Emine görebilir. Standart sapmaları nasıl değişiyor? Herhalde ufak da olabilir, küçük de olabilir. Evet, daha önceki göstermiş olduğu ulusal gravite haritasındaki ölçüm aralığı 6,5 kilometre olarak bu için 1,5-2 kilometre içinde batı için demişti. Burada 250-300 metre yani metre aralığında daha sık ölçüm yapılabiliyor. Demek ki yapılan çalışma bu, yani büyük ölçekte gravite ölçümlerinde anomalileri keşfediyorsunuz ve daha sonra da bu tespit edilen büyük anomali okumalarından ulusal büyük anomali ya da gravite ya da manyetik olsun bu haritalarda tespit edilen yükselimler ya da azalımlarda ne yapıyorsunuz? Bu çalışmadaki gibi ilave detay proje öneriyorsunuz ve bu detay projeyle metre bazında işte mikrogravite ölçümü yaparak ne yapabiliyorsunuz? Buradaki detaya inebiliyorsunuz. Bu tabii ki bu detay ancak mikrogravite çalışması ile yapılabiliyor. Tabii mikrogravite ölçümlerindeki kullanılan cihaz normal gravite ölçümlerinden kullanılan cihazdan farklı mı, aynı mı? Onu tabii ki Emine belki bize açıklayabilir. Yani ulusal bölge gravite haritasında işte 6,5 kilometre ile 1,5 kilometre ölçüm aralıklarla yapılan ölçümdeki cihazda buradaki mikrogravite amaçlı ölçümlerde kullanılan cihaz ayrı mı? Acaba mikrogravite tabii ki hassasiyeti yüksek bir cihaz mı? Biraz da cihaz hakkında teknik detaylar hakkında haftaya bilgi verirse bu cihazlar nedir? Türkiye'de kullanılan mikrogravite cihazları nedir? Bu cihazın özelliği nedir? Kapasitesi nedir? Belki onunla ilgili biraz detay bilgi verebilir bir sonraki çalışmada. Bence önemli bir detay çalışma. Arkadaşlarımızı da buradan tebrik ediyoruz. Evet Emine, var mı eklemek istediğim şey? Yok hocam, teşekkürler. Evet arkadaşlar, seismik refraction interpretation dediğimiz olay seismik duruma değerlendirmesi. Normalde bir seismik çalışma yaptığınız zaman bu seismik çalışmada ki seismik kesit bu şekilde ortaya çıkıyor. Görüldüğü gibi bu seismik çalışmanın yatay ekseni 40 kilometre. Yani çok büyük bir çalışma. Demek ki yatay inceleme ölçeği büyümesi ne demek? Demek ki kullanılan enerjinin çok büyük olması demek. Biz özellikle ben
Kanada'da bir çalışmaya katılmıştım. Sismometreleri yerleştirmiştik. Patlatma kuyu içinde patlatma yapmıştık. Demek ki enerji çok büyük. Kuyu içi yerleştirilmiş enerjiler kullanılıyor. Bu enerji eş zamanlı gece aynı saatte patlamıştı. Ben 150 tane sismometre yerleştirmişim yeni fırsatta benim için. Görüldüğü gibi D dediğimiz burada direkt varışları görüyoruz. Direkt varış neydi arkadaşlar? Direkt kırılmadan ya da yansımadan jeofonlara gelen deprem verilerine ya da sismik sinyallere ne diyoruz? Direkt varış diyoruz. İlk tabakayı gösteriyor. Daha sonra da görüldüğü gibi P ile gösterilen işte lower cluster refraction dediğimiz görüldüğü gibi orada ne görüyor? Kabukta bir kırılma meydana geliyor. Bakın kırılma noktasını T noktası gösteriyor. S noktası da T ile gösterdiğimizde yansımaları gösteriyor. Demek ki kaç tane yansıma var? Bunlara multiple reflection dediğimiz tekrarlı yansımalar olarak ortaya çıkıyor. Demek ki burada bir direkt varış görebiliyoruz. P ile gösterilen kırılmanın orada bir kırılma var çünkü slot değişiyor. Görüldüğü gibi slot değişiyor. Üçüncü de görüldüğü gibi tekrarlı yansımalar birbirine benzeyen eğimli konveks yapılarda tekrarlı yansımaları gösteriyor. Evet, sismik kırılmada detay bölümler bu şekilde. Demek ki S ile neymiş arkadaşlar? From bottom of water yani suyun tabanından gelen yansımalar. Tabii ki bu çalışma nerede yapılmış? Herhalde okyanusta yapılmış kesin olarak. Çünkü okyanus tabanı yapılan bir çalışma. Bununla ilgili referans. Tabii ki sizlerin de bu şekilde referans vermesi önemli. Sonraki çalışmalarda Geldart ve Şerif tarafından okyanus baseninde kaydedilen bir sismik yansıma profilinde görmüş olduğumuz üç türlü yapıyı görüyoruz. Bir, direkt varışları görebiliyoruz. İki, kabuktaki mohodan kabuk içinde gelen kırılmayı görebiliyoruz. Ve üçüncüsü de okyanus tabanındaki yansımaları görebiliyoruz. Evet arkadaşlar, bugün için süremiz bitti. Sorusu olan varsa sorabilir. Olmayan varsa da